Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü Risale-i Nur dersimizde inşallah sözlerden, 23. sözden imanla alakalı bir bahsi okuyacağız. İman nasıl bir nurdur? İman insanı nasıl ışıklandırır, nurlandırır? Bütün esmanın tecellisine, insanda esmanın tecellisine, kainatta esmanın tecellilerini anlamaya nasıl faydası var? Ne kadar ehemmiyetli bir konu. İnşallah Sait abi bugün bunu okuyacağız beraber. 23. sözden hepsini tabii bugün bitiremeyebiliriz ama bir bölümünü inşallah okuyacağız birlikte. Bismillah, buyurun Sait abi, siz bir başlayın. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 23. söz, şu sözün iki mebhası vardır. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِل۪ينَ اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Birinci mebhas, imanın binler mehasininden yalnız beşini beş nokta içinde beyan ederiz. Birinci nokta, İnsan nur-u imanla âlâ-i illiğine çıkar. İnsan nur-u imanla âlâ-i illiğine çıkar. Cennete layık bir kıymet alır. Ve zulmet-i küfürle esfel-i safiline düşer. Cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer. Çünkü iman insanı Sani-i Zülcelal'ine nispet ediyor. İman bir intisaptır, bir bağlanmaktır. Öyleyse insan İmanla insanda tezahür eden sanat-ı ilahiye, öyleyse insan imanla insanda tezahür eden sanat-ı ilahiye ve nukuş-ı esma-i rabbaniye itibarıyla bir kıymet alır. Küfür o nispeti kat eder, keser. O kattan sanat-ı rabbaniye gizlenir. Kıymeti dahi yalnız madde itibarıyla olur. Madde ise hem faniye, hem zaile, hem muvakkat bir hayat-ı hayvani olduğundan kıymeti hiç hükmündedir. Bu sırrı bir temsille beyan edeceğiz. Evet. Yani şu ana kadar yaptığımız şeyi bir temsille açıklayacağız. Mesela, insanların sanatları içinde nasıl ki maddenin kıymetiyle sanatın kıymeti ayrı ayrıdır. Maddenin kıymetiyle sanatın kıymeti ayrı ayrıdır. Bazen müsavi, bazen madde daha kıymetdar. Bazen oluyor ki 5 kuruşluk demir gibi bir maddede 5 liralık bir sanat bulunuyor. 5 liralık, 5 kuruşluk demir gibi bir maddede 5 liralık bir sanat bulunuyor. Belki bazen antika olan bir sanat 1 milyon kıymeti aldığı halde maddesi 5 kuruşa da değmiyor. İşte öyle antika bir sanat, öyle antika bir sanat, antikacıların çarşısına gidilse, harika pişe ve pek eski hünerver sanatkarına nispet ederek, harika pişe ve pek eski hünerver sanatkarına nispet ederek, o sanatkarı yad etmekle ve o sanatla teşhir edilse, 1 milyon fiyatla satılır. Eğer kaba demirciler çarşısına gidilse 5 kuruşluk bir demir bağısına alınabilir. Yani bir demir veya ahşap üzerinde mesela oymacılık ya da o sanatkarın sanatıyla, el işçiliğiyle yaptığı bir şey, o demiri ağırlık olarak satsan demirin kilosu diyelim 5 lira 10 lira. Ama üzerindeki ama sanatla milyon edebiliyor. Evet. Veya hani günümüzde tablolar var ya ünlü ressamların, dünyaca ünlü ressamların. Yani netice itibariyle bir tuval, biraz boya var. Başka bir şey yok. Yok.
belki bir fırça almıştır ama o altına attığı imzayla o sanatkara nispet edildiği için milyon dolarlara satılıyor mesela. Yani madde itibariyle bir şey değil ama sanatkarın sanatı itibariyle kıymetli. Bunu anlatıyor değil mi? Yani madde ayrı, maddenin üzerinde işlenmiş olan sanat ayrıdır. Bu da onu güzelce izah ediyor bize. Evet. Maddeye baktığın zaman 5 kuruş değmez ama üzerinde işlenmiş olan, nakşedilmiş olan o sanat milyonlarca, eğer o sanat saniyene, ustasına nispet edilirse, bilinirse, bilinmezse o da çok fazla bir şey, yani imzayı görecek kime aittir evet. Bu. İşte insan Cenab-ı Hakk'ın böyle antika bir sanatıdır. Ve en nazik ve nazenin bir mucize-i kudretidir ki insanı bütün esmasının cilvesine mazhar ve nakışlarına medar ve kainata bir misal-i musaggar suretinde yaratmıştır. Ya, insan bedeni et ve kemikten ibaret değil mi? İşte %70'inden fazlası da su. Kasaba götürsen 5 para etmez. Etmez yani. Hatta ölünce ne oluyor? İnsan en sevdiğini de götürüp toprağa veriyor değil mi? Evet, çürüye gidiyor. Ama o hayat derken yani Cenab-ı Hak Hay ismiyle ona tecelli ettiğinde o bütün cihazlar öyle kıymetli ki yani yedeği de yok, hani bir yerde yedek parçası da hiçbir şey yok. O çok kıymetli ama onun ötesinde bir de manevi cihazları, yani esmanın tecellileriyle ne kadar harika bir şey oluyor o insan değil mi? İnsan bedeni. Şimdi esmasının cilvesine mazhar ve nakışlarına medar ve kainata bir misal-i musaggar suretinde. Buradaki mazhar, medar ve misal-i musaggar. Baktığımız zaman yine Cenab-ı Allah esma-i husnasının tamamını bir ayna olabilecek istidatta insan yaratmış. Bir aynayı samettir insan, insanoğlu. Ruhlar aleminde sırasını bekleyen her insan, binlerce belki de milyonlarca istidat ve kabiliyetlerle mücehhez hale gelmiş o ruhu insani, bu dünyaya geldiği zaman, bu dünyadaki aldığı bu makineyle, bu makinede bulunan duygularla, işte alet ve azalarla ne yapıyor? Ruhta var olan istidat ve kabiliyetleri neşunema ettiriyor. İşte o mazhariyet, o medar ve o misal-i musagar meselesi, bütün o hadiseler, Cenab-ı Hakk'ın o muazzam icraatı, faaliyetleri bu küçük bedende saklı olan o büyük ruhta ne yapıyor? Kendini gösteriyor. Nakşediyor adeta. Evet, nur-i iman içine girse? Eğer nur-i iman içine girse? Üstündeki bütün manidar nakışları o ışıkla okunur. Yani şimdi o sanatın kıymeti aksi takdirde anlaşılamayacak, öyle mi? Yani, görünmüyor. Yani onu okuyabilmek için bir ışık vermen lazım ona. Bir nur vermen lazım. Hani karanlık. Karanlıkta mesela onun, bu ışıklar olmasa hiçbir şey göremez. Işık yanınca buradakiler görülebiliyor. Şimdi bu makinenin içerisinde, bu makinenin çalışabilmesi için o manevi mazhariyeti, medarı ve oradaki icraat faaliyeti görebilmesi için ne yapması lazım? Kendisini bir kere aydınlanması lazım. İçine bir nur girmesi, bir ışık girmesi lazım. Sonra eğer nur iman içine girse üstündeki bütün manidar nakışlar o ışıkla okunur. O mümin şuur ile okur. Ve o intisapla okutur. Yani Sani-i Zülcelal'in masnuuyum. Bakayım intisap neymiş? İntisap bu. Sani-i Zülcelal'in masnuuyum. Onun yani sanat eseri. Sanat eseri. Masnuuyum. Mahlukuyum. Rahmet ve keremine mazharım. Benim üzerimde bunlar görünüyor yani. Neyle gördüm? İmanla gördüm. Önce kendimiz okuyacağız bunu. Tabii. O şuurla. Sonra bütün zişura mahlukatı da okutturacak. Okutturacak da arkasından geldi. Yani ya, bizim okuyup okumamamız aslında çok fazla diğer mahlukatın okumamasına mani değil. Değil tabii. Bizim tarafımızdaki olanı biz kendimiz istifade ediyoruz. Evet. Yani Sani-i Zülcelal'in masnuuyum, mahlukuyum, rahmet ve keremine mazharım gibi manalarla insandaki sanat-ı Rabbaniye tezahür eder. Demek saniyine intisaptan ibaret olan iman. İman. İnsandaki bütün asar sanatı izhar eder. İman izhar ediyor.
asar-ı sanatı izhar eder. Ortaya çıkarıyor. İnsanın kıymeti o sanat-ı Rabbaniye'ye göre olur. Ve ayine-i semedaniye itibariyledir. O halde şu ehemmiyetsiz olan insan, şu itibarla bütün mahlukat üstünde bir muhatab-ı ilahi ve cennete layık bir misafir Rabbani olur. Ne ile? İntisapla. Yani. Bu intisap kesilirse ne olacak o şimdi? O intisap da imanla oluyor ama evet. Bak insanı öyle bir makama çıkarıyor ki muhatab-ı ilahi ne demek? Doğrudan Allah'a muhatap ediyor. Allah da onunla muhatap oluyor. Atıyor. Ve cennete layık bir misafir, öyle herhangi bir misafir değil, cennete layık bir misafir, misafir Rabbani olur. Eğer kat'ı intisaptan ibaret olan küfür, yani o bağı koparsa olan küfür insanın içine girse, Allah muhafaza, o vakit bütün o manidar nukuş esma-i ilahiye karanlığa düşer, okunmaz. Zira sani unutulsa, saniye müteveccih manevi cihetler de anlaşılmaz. Adeta baş aşağı düşer. O manidar âli sanatların ve manevi âli nakışların çoğu gizlenir. Baki kalan ve göz ile görülen bir kısmı ise süfli esbaba ve tabiata ve tesadüfe verilip nihayet sükut eder, o da düşer. Her biri birer parlak elmas iken birer sönük şişe olurlar. Ehemmiyeti yalnız maddi hayvaniye bakar. Maddenin gayesi ve meyvesi ise dediğimiz gibi kısacık bir ömürde hayvanatın en acizi ve en muhtacı ve en kederlisi olduğu bir halde yalnız cüz'i bir hayat geçirmektir. Sonra tefessüh eder, gider. Bozulur. İşte küfür böyle mahiyet insaniye yıkar, elmastan kömüre kalbeder. İman ne yapıyordu? Muhatab-ı ilahi ve cennete layık. Küfür ise insanı aciz, bozulmuş, tefessüh etmiş. Efendim, mahiyeti insaniye bozuyor, elmas iken kömür. Ve üzerindeki bütün o güzel nakışları görülmez, okunmaz hale getiriyor küfür. Karanlık yani. Karanlığa düşüyor. Saniye müteveccih. Buyurun ikinci nokta. İkinci nokta, iman nasıl ki bir nurdur. Birinci noktada demiş ya, insan nur-u imanla aleyhine çıkar demişti ya. İman nasıl ki bir nurdur, insanı ışıklandırıyor. Üstünde yazılan bütün mektubat-ı samedaniyeyi okutturuyor. Öyle de kainatı dahi ışıklandırıyor. Yani kendisi aydınlandığı, ışıklandığı gibi kainatı dahi ışıklandırıyor. Zamanı mazi ve müstakbeli zulümattan kurtarıyor. Şu sırrı bir vakada Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nur ayeti kerimesinin bir sırrına dair gördüğüm bir temsille beyan ederiz. Şöyle ki, bir vakayı hayaliyede gördüm ki, hayali bir vakada gördüm ki, iki yüksek dağ var. Birbirine mukabil, karşılıklı iki dağ. Üstünde dehşetli bir köprü kurulmuş. Köprünün altında pek derin bir dere. Ben o köprünün üstünde bulunuyorum. Dünyayı da her tarafı karanlık, kesif bir zulümat istila etmişti. Ben sağ tarafıma baktım, nihayetsiz bir zulümat içinde bir mezar-ı ekber gördüm. Sağ tarafıma baktım, nihayetsiz bir zulümat içinde bir mezar-ı ekber gördüm. Yani tahayyül ettim. Sol tarafıma baktım, müthiş zulümat dalgaları içinde azim fırtınalar, müthiş zulümat dalgaları içinde azim fırtınalar, büyük fırtınalar, dağlar, dahiler hazırlandığını görüyor gibi oldum. Köprünün altına baktım, gayet derin bir uçurum görüyorum zannettim. Bu müthiş zulümata karşı, bu karanlığa karşı sönük bir cep fenerim vardı. Onu istimal ettim, kullandım. Yarım yamalak ışığıyla baktım. Pek müthiş bir vaziyet bana göründü. Hatta önümdeki köprünün başında ve etrafında öyle müthiş ejderhalar, aslanlar, canavarlar göründü ki keşke bu cep fenerim olmasaydı, bu dehşetleri görmeseydim dedim. O feneri hangi tarafa çevirdimse öyle dehşetler aldım. Eyvah! Şu fener başıma beladır dedim. Ondan kızdım, fenerden kızdım. O cep fenerini yere çarptım, kırdım.
Güya onun kırılması dünyayı ışıklandıran büyük elektrik lambasının düğmesine dokundum gibi birden o zulümat boşandı. Her taraf o lambanın nuruyla doldu. Her şeyin hakikatini gösterdi. Burada bir misal veriliyor. İki tane büyük dağ yüksekçe ve üstünde büyük bir köprü. Yani aşağıya sağa sola baktı üstad burada. Ne anlattı bize? Bir cep fenleri de var orada. Onu kullanıyor. Karanlıkta her değil mi? Karanlık, dehşet. Efendim sağ tarafa bakıyor. Zulmet, sol tarafta zulmet, uçurum, köprünün yakınlarında aslanlar, ejderhalar, yani korkunç bir vaziyet var. Feneri hangi tarafa çevirse orada korkunç bir şey görüyor. Şimdi devam edelim. Nedir bu? Bize kendisi bunun ne olduğunu bize anlatacak. Evet. Baktım ki, yani şimdi o feneri kırdı ya, fenerin kırılmasıyla birlikte, efendim, ondan kızdım. O cep fenerini yere çarptım, kırdım. Güya onun kırılması dünyayı ışıklandıran büyük elektrik lambasının düğmesine dokundum gibi birden o zulümat boşandı. Zulümat boşandı. Her taraf o lambanın nuruyla doldu. Zulümat gelince ne oraya nur gelecek, evet. Işık gelecek. Her şeyin hakikatini gösterdi. Hakikat diğeri neydi? Hayaldi, yani hayali şeylerdi onlar. Baktım ki o gördüğüm köprü gayet muntazam yerde. Ova içinde bir caddedir. Yani diğerinde neydi? Dağlar vardı yani. Ova içinde bir caddedir. Ve sağ tarafımda gördüğüm mezar ekber, o büyük mezarlık ise baştan başa güzel. Yeşil bahçelerle nurani insanların taht-ı riyasetinde ibadet ve hizmet ve sohbet ve zikir meclisleri olduğunu fark ettim. Ve sağ tarafımda gördüğüm mezar ekber, baştan başa güzel, yeşil bahçelerle nurani insanların taht-ı riyasetinde ibadet ve hizmet ve sohbet ve zikir meclisleri olduğunu fark ettim. Ve sol tarafımda fırtınalı, dağdağlı zannettim uçurumlar. Şahikalar ise süslü, sevimli, cazibedar olan dağların arkalarında azim bir ziyafetgah, güzel bir seyrangah, yüksek bir nüzhetgah bulunduğunu hayal meyal gördüm. Ve o müthiş canavarlar, ejderhalar zannettiğim mahluklar ise monis, deve, öküz, koyun, keçi gibi hayvanat ehliye olduğunu gördüm. Elhamdülillahi ala nuril iman diyerek Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minez zulümat ile nur ayet-i kerimesini okudum. O vakadan ayıldım. Evet. Şimdi işte o iki dağ, başta görmüştük ya, mebde-i hayat, ahiret. Şimdi kendi hayatımıza bunu artık tatbik edelim. Tatbik edeceğiz. İşte o iki dağ, mebde-i hayat, ahir hayat. Hayatımızın başlangıcı ve bitişi. Yani beşikten mezar, beşikle mezar arası yani, öyle diyelim. İşte o iki dağ, mebde-i hayat, ahir hayat. Yani alemi arz ve alemi berzahtır. O köprü ise hayat yoludur. O sağ taraf ise geçmiş zamandır. Sol taraf ise istikbaldır. O cep feneri ise hudbin ve bildiğine itimat eden ve vahyi semavi dinlemeyen enaniyet insaniyedir. Aslında o kadar büyük bir mekanda, o kadar karanlıklar içerisinde görmek istediğim bir sürü şey var. Bir cep feneri ne hükmü olabilir? Yani cep feneri denilen şey biliyorsun şarj edilir, pille çalışır ya da. Evet. O pil her an bitebilir ve onun göstereceği yer de sadece bir noktasal bir yerdir. Cüz'idir, küçüktür yani. Sen Şimdi o kadar dehşetli bir yerde acaba oradan mı, tehlike buradan mı, gelecekten mi, geçmişten mi... Bütün bunların içerisinde bu vahşetgah yerde giderken o cep feneri sana ne kadar yol gösterebilir? Baş belası. Yani neymiş o cep feneri o zaman? Şimdi bak oradaki şey temel teşhi, temel espri. Bir kere o cep feneri seni de aydınlatmadığı gibi senin çevreni de aydınlatmıyor. Yani ama iman öyle değil. Girdiği zaman seni evvel aydınlatıyor. Kainatı aydınlatıyor. Bu ne yapıyor? Sadece sana şeyleri gösteriyor yani. Zararlı şeyler gösteriyor. Yani eşyanın hakikatini de tahir ediyor, değiştiriyor. Yani imandan Allah muhafaza nasibi olmayanlar
veyahut da o intisap kesilse dedi ya biraz önceki paragrafta, bağ kesilse doğrudan Rabbi ile olan bağı sağlayan o iman, evet, o nispeti sağlayan, o kesildiği zaman kainatta görmesi gereken hiçbir şey göremediği gibi sadece o cep feneriyle de kendi aklıyla, yani bütün o kainatın kudretiyle tasarrufu elinde olandan kesildiği zaman senin fenerin ne sana, ne etrafındakilere, ne bütün mahlukata, ne geçmişe ve ne geleceğe hükmü geçmeyen, sadece bulunduğu yeri işte akılla, yani kendi aklıyla insan sadece o cep feneri kadar kıymeti oluyor. Ya o cep feneri de den de öteye bir zararlı bir şey haline geliyor. Yani mübarek deveyi, öküzü, koyunu canavar gösteriyor. Gösteriyor. Yani eşyanın mahiyetini tayin ediyor, değiştiriyor. Belgeseller var ya hani televizyonlarda yerli ve yabancı, hani evet, izleyicilerimiz de mutlaka takip ediyorlardır onları. Oralarda Allah muhafaza öyle bir dil kullanılıyor ki, yani bütün o kainattaki mesela hayvanlar alemini, bitkiler alemini, şimdi o hayvanlar alemini öyle anlatıyorlar ki vahşi doğa, bir de ismi de böyle. Vahşi doğa. Vahşi ve hep birbirini, biraz güçlü olan öbürünü yok ediyor. Büyük bir kavga ve mücadele var. Yani iman nazarıyla, gözlüğüyle bakmadığı için o vahşi doğa ve her şeyi katleden ve her an tehlike oluştu. Halbuki öyle değil. Yani büyük bir muavenet, büyük bir yardımlaşma, her birisinin yaratılışında ve hayatiyetinde büyük hikmetler taşıyan varlıklar, her birisinin ayrı bir var olma nedeni var. Kainat kardeşler, o cephenleri ise hudbin ve bildiğine itimat eden. Evet. Ve vahiy-i semavi dinlemeyen enaniyet insaniyedir. O canavarlar zannolan şeyler ise alemin hadisatı ve acip mahlukatıdır. İşte enaniyetine itimat eden, zulümat-ı gaflete düşen, enaniyetine itimat eden, zulümat-ı gaflete, gaflet karanlığına, zulmetine düşen, dalalet karanlığına müptela olan adam, o vakada evvelki halime benzer ki, o cep feneri hükmünde nakıs ve dalalet alud malumatla, dalalet de gösteriyor, yaşayanın mahiyetini de değiştiriyor. Zamanı mazi bir mezar ekber suretinde, büyük bir mezarlık. Ve Adem alud, yok olmuşlar, bir zulmet içinde görüyor. İstikbali gayet fırtınalı ve tesadüfe bağlı. Her şey kendi kendine yürüyor, gidiyor, geliyor yani. Bir bahşetgah gösterir. Hem her birisi bir hakim rahimin birer memur musakarı olan hadisat ve mevcudatı, depremler, zelzeleler, taunlar, işte korona kardeş, tüm bunlar hadisat, alemdir bunları. Evet. Hadisat, evet, ve mevcudatı muzır birer canavar hükmünde bilirler. Mesela kasırgalar, tayfunlar, fırtınalar, kar, şiddetli yağmur, her şey yani onun tasarrufu altında olmadığını düşünürse hepsi kendisine hücum eden canavarlar gibi görüyor bunu. Bu kainatın misal-ı musagarı dedi ya Üstad Hazretleri. İnsan işte kainatta bu meydana imprim mevcudatın hepsi insanın içinde de meydana geliyor. Fırtınalar, bazen depremler, bazen zelzeleler vesaire oluyor insan içinde de. Değişiklikler, tağayyürler, tebeddülatlar oluyor. Bunlara biz sabrederek, ibretle baktığımız zaman ne oluyor? Bizim istidat ve kabiliyetlerimiz gelişiyor. Evet. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ hükmüne mazhar eder. Eğer hidayet ilahiye yetişse, şimdi bak burada esasın püf noktası bu Said abi. Beni ve seni ilgilendiren, hayatımıza tatbik etmemiz gereken. Değerli izleyicilerimiz, bu 23. sözün hemen ikinci sayfasında falan bu paragraf. Aslında ezberlenmesi gereken çok muazzam bir şey. Yani belki ciltler dolusu kitapla anlatılamayacak şeyi Üstad Bediüzzaman Hazretleri iki cümlede öyle muazzam hülasa etmiş ki aslında bunu ezberleyelim. Ben ezberimde yok. Senin var mı ezberin? Var. Oku bakayım. Bak. Kopyası. Eğer hidayet ilahi yetişse, iman kalbe girse, evet, nefsin firavuniyeti kırılsa, Kitabullah'ı dinlese, Kitabullah'ı dinlese, o vakada ikinci halime benzeyecek. Evet. Neydi ikinci hali? O vakit bütün kainat bir gündüz rengini alır. Nur-u ilahiyle dolar. Alem, alemin tamamı Allah'un nuru semavati vel ard ayetini okur. Baştan okur. O vakit zaman-ı mazi bir mezar ekber değil. Belki her bir asrı bir nebinin veya evliyanın taht-ı riyasetinde vazife-i ubudiyeti ifa eden ervah-ı safiye cemaatlerinin vazife-i hayatlarını bitirmekle
Allahu Ekber diyerek makamat-ı aliyeye uçmalarını ve müstakbel tarafına geçmelerini kalp gözüyle görür. Neymiş bunun şartları? Şimdi Said abi, işin sevmeyi biliyor musun? Biz bazen deriz ya elhamdülillah biz ya okuyoruz işte Müslümanız yani, fakat tam manasıyla biz işte efendim yani Cenab-ı Hakk'ın razı olabileceği, arzu ettiği bir insan, bir mümin olamıyoruz diyoruz değil mi? Kendi kendine böyle bazen. Böyle bir endişe taşıyoruz. Böyle bir taşıyoruz. Hakikaten de böyledir yani. Aslında olmak istiyoruz. Kim istemez? Tam olamadığımızı düşünerek de üzülüyoruz. Üzülüyoruz. Peki neden biz olamıyoruz? Demek ki bir teknik eksiklik var bizde. Biz zannediyoruz ki mümin, Müslüman olduğumuz zaman tamam artık biter her şey. Hayır. Bak hidayet ilahiye yetişti. Siz Said Yüce, Said Özal'la iman ve İslamiyet çadırına girdiniz. Şimdi bu yeterli mi? Cümlenin paragrafın birinci kelimesi oydu. Eğer edat-ı şarttır bu. Hidayet ilahi yetişse. Müslüman ve mümin olduk elhamdülillah. Evet, girdik çadıra evet. Bu yetmiyor. İmanı da kalbe girmesi lazım. İman kalbe girsin. Evet, kalbe girecek. Yetiyor mu? Yetmiyor. Bu orada nefsin firavuniyetinin de kırılması lazım. Hmm. İşte biz bazen tam hakikaten sıkıntı çekiyoruz. Hem hidayet var. Yetişmiş Cenab-ı Allah bizi Müslüman ve mümin yaratmış. Kalpte iman da var. İman da var. Fakat nefsin firavuniyetini bir türlü kıramıyoruz. Orada duruyor. O nefsin firavuniyeti kırılmadığı müddetçe iman, kalpteki iman da çok fazla bize şey yapamıyor. O nefsin firavuniyeti biraz önceki cep feneriyle alakalı değil mi? Onunla alakalı yani bir de yani, kendine itimat eden, güvenen evet, yani evet. Her şey var onda. Her türlü rezalet var yani. Burada esas dördüncü şimdi şeye geleceğiz. Demin biz bunları yaptık. Hidayet ilahi yetişti. İman kalbe girdi. Nefsi firavuniyetini de kırdık. Biraz kırabildiysek. Kırdık. Tamamen kırdık diyelim. Yetti mi? Hayır. Kitabullah'ı dinlese. Ne demek Kitabullah'ı dinlese? Buraya kadar dinlemedi mi? Nasıl oldu Müslüman oldu, ehli iman oldu, efendim iman kalbe girdi, nefsin firavuniyetini de kırdı. Kitabullah'ı dinlemiyor muydu? Demek ki bütün bunlarla birlikte evet elbette Kitabullah'ı dinledi, buraya kadar geldi. Burada yeterli mi? Bitirmesi mi lazım? Hayır. Ahkam-ı şeriatın ve sünnet-i seniyenin kalıpları içinde intişar etmiş, dağılmış, yerleşmiş olan Esma-i Hüsna'ya mazhariyet de bize lazım. Onun için ne yapacağız? Helal dairesinden ayrılmayacağız. Kitabullah dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın kainat kitabı var. Bir de Kur'an-ı Kerim var. Cenab-ı Hakk'ın yani büyük Kur'an, küçük Kur'an. Bütün bunların da sebepler dünyasına riayet edeceğiz. Esbaba riayet edeceğiz. Tesir-i Hakk'ı Allah'tan isteyeceğiz. Ama o Cenab-ı Allah'ın Esma-i Hüsna'sı o sebepler her birisi birer kanundur onlar. Kanun ilahidir. Onlara riayet ettiğimiz zaman bizim istat ve kabiliyetlerimiz neşrünema ediyor. Esbabı ihmal ederek veya sarf-ı nazar ederek veya riayet etmeyerek biz Kitabullah'ı dinlemiş olmuyoruz. Esbaba riayet edeceğiz. Maddi manevi. Cenab-ı Hakk'ın kainatta cari olan sünnetullahını ubudiyet dairesinde Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnet-i seniyyesiyle biz oraya gireceğiz ve orada Kitabullah'ın helal dairesinde yaşamaya devam edeceğiz. O zaman ne oluyor? Efendim Allah'un nuru semavati vel ard ayetini okur. O vakit zamanı mazi, geçmiş zaman bir mezar ekber değil. Belki her bir asrı bir nebinin veya evliyanın taht-ı riyasetinde vazife-i ubudiyeti ifa eden ervah-ı safiye cemaatlerinin vazife-i hayatlarını bitirmekle Allahu Ekber diyerek makamat-ı aliyeye uçmalarını ve müstakbel tarafına geçmelerini kalp gözüyle görür. Bak Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin tefsir usulü o kadar başka ki, o kadar mükemmel ve orijinal ki pek emsali yok. Yani şimdi bu Allah'ın nuru semavati vel ard bu ayeti tefsir ederken veya bu Risale-i Nur'un bütün haritası içerisinde baktığımızda bizi bütün kainatla alakadar ve bütünü görebilen bir nazarla baktırıyor bütün kainata. Yani bütün mahlukatı, bitkileri, hayvanları bir de geçmiş zamanı, geçmiş peygamberleri, geçmiş dönemleri.
ve gelecek ta işte ahiret kıyamete berzaha kadar olan dönemleri içine alarak baktırıyor. İman nazarıyla demek ki böyle bir bakışı kazandırıyor. Ve Allahu Ekber diyerek makamat âliyeye uçmalarını ve müstakbel tarafına geçmelerini kalp gözüyle görür. Bu gözle değil, kalp gözüyle görür. Şimdi bak esas son şeye bak şimdi. Buyurun. Sol tarafına bakar ki bu geçmiş böyleydi. Dağlar misal bazı inkılabat-ı berzahiye. Dağlar misal bazı inkılabat-ı berzahiye ve uhrevi arkalarında cennetin bağlarındaki saadet saraylarında kurulmuş bir ziyafet-i rahmaniyeyi o nur-u imanla uzaktan uzağa, uzaktan uzağa fark eder. Diğerini görmüştü. Burada da fark ediyor. Bu dağların arkasında cennetin bağlarındaki saadet saraylarında kurulmuş bir ziyafet-i rahmaniyeyi o nur-u imanla uzaktan uzağa fark eder. Geçmişi gördü. Geleceği de fark etti. Ve fırtına ve zelzele, taun gibi hadiseleri birer musahhar memur bilir. Bahar fırtınası ve yağmur gibi hadisatı sureten haşin, manen çok latif hikmetlere medar görüyor. Hatta mevti hayat-ı ebediyenin mukaddimesi ve kabri saadet-i ebediyenin kapısı görüyor. Daha sahir cihetleri sen kıyas eyle, hakikati temsile tatbik et. Evet Sait abi, buraya kadar güzeldi ama çok daha güzel bir nokta daha geldi. Üçüncü nokta. Aslında sen diyordun ki burayı başlı başına okuyalım ama evet, bu dersin devamı olduğu için çok güzel bir netice. Burayı da okuyalım, öyle bitirelim. Üçüncü nokta. Okuyacağız. Yani biraz zor okuyacağız. Mu? Çok zordur bu. Dur bir deneyelim. Cenab-ı Hak bir tevfik verir inşallah. Üçüncü nokta. İman hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Şimdi Sait abi, buraya kadar okuduklarımız güzeldi. Ama bu dersi tamamlayan, böyle daha güzel bir noktaya getiren bir nokta daha var. Üçüncü nokta. İnşallah bunu beraber anlayabiliriz. Okuyalım. Biraz ağır, zor bir konu ama. Evet. Yani yaşaması zor. Ama nasip olursa da okumak çok kolay bir şey. Ama işte okuduğumuz zaman yani bunu hayatımıza tatbik İnşallah. Etmek, yaşamak. Yani o heyecanı duymak. Onun içine girebilmek. Besmele çekip başlayalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü nokta. İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Ve imanın kuvvetine göre hadisatın tazikatından kurtulabilir. Tevekkeltu alallah der, sefine-i hayatta kemal emniyetle hadisatın dağlarvari dalgaları içinde seyran eder, bütün ağırlıklarını kadir-i mutlakın yedi kudretine emanet eder, rahatla dünyadan geçer, berzahta istirahat eder, sonra saadet ebediye girmek için cennete uçabilir. Yoksa tevekkül etmezse dünyanın ağırlıkları uçmasına değil, belki esfel-i safiline çeker. Demek iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Bir daha okuyalım burayı. Sen oku. İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki iman elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Ve imanın kuvvetine göre hadisatın tazikatından kurtulabilir. Tevekkül on Allah der, sefine-i hayatta kemal emniyetle hadisatın dağlarvari dalgaları içinde seyran eder. Bütün ağırlıklarını kadir-i mutlakın yedi kudretine emanet eder. Rahatla dünyadan geçer, berzahta istirahat eder. Sonra saadet-i ebediyeye girmek için cennete uçabilir. Yoksa, tevekkül etmezse, dünyanın ağırlıkları uçmasına değil, belki esfel-i safiline çeker. Demek iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyine iktiza eder. Fakat yanlış anlama, tevekkül esbabı bütün reddetmek değildir. Belki esbabı desti kudretin perdesi bilip, Cenab-ı Hak bütün icraatlarını, faaliyetlerini o sebepler tahtında yapıyor, arkasında yapıyor yani.
esbabı desti kudretin perdesi bilip riayet ederek, sebeplere riayet etmek en büyük teslimiyettir yani. Esbaba teşebbüs ise bir nevi duayı fiili telakki ederek müsebbebatı yalnız Cenab-ı Hak'tan istemek ve neticeleri ondan bilmek ve ona minnettar olmaktan ibarettir. Bu işin başında Hazreti Hüseyin dediği işte yani iman elde eden kainata meydan okuyabilir meselesi insanın bunun şeyinde de sonunda da var belki gelecek. İki ciheti var. İnsanın maddi ciheti itibariyle acizdir, fakirdir. Bir serçe koşuğa kadar şey yok. Ama maneviyat itibariyle kainatın sultanıdır ya. Muhatap ilahidir. Yani bu makamları bazen birbirine karıştırıyoruz ya biz. Diyoruz ki işte insan acizdir, fakirdir, zayıftır. Yani maddi cihetle bu böyledir. Ama ruhun inbisatı, istat ve kabiliyetleri halife-i ruh-i zemin olması hadisesiyle bir de iman içine girip bütün kainatı da ışıklandırdığı zaman ne yapıyor? Kainata meydan okuyor. Zaten o iki kelime de topluyor. İman hem nurdur hem kuvvettir. Hem kuvvettir. Yani hem her tarafı aydınlatıyor hem de muazzam bir kuvvet veriyor. Zaten o paragrafın sonunda sonundan geriye doğru dönersek yani iman tevhidi. Tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet darayına iktidar. Yani iman aslında tek başına iman. Bugün hani biz dünyayı kurtarmak, ülkeleri, ırkları kurtarmak, ticareti kurtarmak tamam. Böyle bir sürü şey hani insanlığın gündeminde var ya. Bir sürü şey var. Yani bazen ırkçılık ön plana çıkıyor. Bazen başka enaniyetler, başka milletlerin birbirine tahakkümleri, efendime söyleyeyim. Ya da bir beldenin ehemmiyeti. İşte şurası şey topraklardır, burayı muhafaza etmemiz lazım. Üstad Hazretleri başka bir şeyle uğraşmış aslında. Bu asrın müceddidi ne yapmış? Yani meta ile uğraşmamış, gelip geçici yerle uğraşmamış. Burada en son ne dedi? Saadet-i dâreyn. Bu iki saadeti kazandıracak şey de ne? Bir tane, iki tane değil ki. Sadece iman. Yani bugün üniversiteler, siyasetçiler, sosyologlar, psikologlar, herkes dünyayı kurtarmaya çalışıyor değil mi? Herkes böyle daha mutlu, daha huzurlu, daha müreffeh bir dünyada yaşamak için çeşitli projeler öne sürüyorlar. Bazen köprüler, yollar yapılıyor. Elbette onlar da yapılması lazım. Paranın kıymeti yükseltilmeye çalışılıyor. İşte eğitimler verilmeye çalışılıyor. Bunlar belki lazım ama her şeyden daha lazım olan bir şeyle uğraşmış Bediüzzaman Hazretleri. Yani Kur'an'ın bu asırda lazım olan, insanlığa lazım olan, bütün asırlarda lazım olan, bu asırda daha çok lazım olan şey iman. Ve o öyle bir nur, öyle bir kuvvet ki bak o olursa iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü. Şimdi demek ki yani o Kadir-i Mutlak'ın yedi kudretine emanet etmek, hani sırtımızdaki bütün ağırlıkları onun yedi kudret eline emanet etmek, o ancak teslimiyetle, tevekkülle. Ama o tevekkülü ve teslimiyeti kazandıran şey ne? İman. Hakiki bir iman. Buyurun. Teslimiyette ne anlıyoruz? Teslimiyet derken niye anlamamız lazım? Tevhidi anladık. Allah bir dedik. La ilahe illallah. Tamam. İman bunu gerektiriyor. Allah'tan başka ilah yok. O teslimiyetin kaderle de ilgili bu devam eden paragrafta var. Teslimiyet benim burada bildiğim, anladığım kadarıyla yukarıda değil, sebeplere riayettir. Tek Allah'a iman ediyoruz. Onun koyduğu kanunlara riayet etme sanatıdır teslimiyet. Sen sebeplere riayet etmeden nasıl teslim oldum diye hava atarsın? O Cenab-ı Hakk'ın kanunlarıdır o sebepler ya. Ben bu ilmi elde edebilmem için ilkokul, ortaokul, lise bunlara bile sebep. Basamak. Bunların hepsinden geçinmem lazım ki, bu ilimleri elde etmem lazım ki bu dereceye Cenab-ı Allah beni çıkarsın. Ben evimden yan gelip yatsam beni bu dereceye çıkarır mı? İşte bazen biz bu teslimiyet meselesini yani bana göre yanlış şey yapıyoruz. Teslimiyet dediğin o ki sen Allah'ı bir bildin. Onun dışında da rububiyet dairesindeki kainatta cari olan kanunlara, sebeplere ve ubudiyet dairesindeki emir ve nehilere ittiba etmekten ibarettir. Bunlara ittiba ettikten sonra tevekkül edeceğiz. Evet. Tevekkül, teslimiyet bu. Yani o yoldan geçtikten sonra. Tabii bu hemen sebeplere riayet edeceğiz. Vaktiyle iki adam hem bellerine hem başlarına ağır yükler yüklenip büyük bir sefineye
bilet alıp girdiler. Birisi girer girmez yükünü gemiye bırakıp üstünde oturup nezaret eder. Diğeri hem ahmak hem mağrur olduğundan yükünü yere bırakmıyor. Bak o yükü yere bırakmayana böyle dedi. Evet. Hem ahmak hem gururlu, mağrur olduğundan yükünü yere bırakmıyor. Ona denildi, ağır yükünü gemiye bırakıp rahat et. O dedi, yok ben bırakmayacağım. Belki zayi olur. Ben kuvvetliyim. Malımı belimde ve başımda muhafaza edeceğim. Yine ona denildi, bizi ve sizi kaldıran şu emniyetli Sefine-i Sultaniye daha kuvvetlidir. Yani sultanın bu güvenlikli, emniyetli gemisi. Ya sen de içindesin, yükün de içinde, her şeyde. Daha ziyade iyi muhafaza eder. Belki başın döner, yükün ile beraber denize düşersin. Hem gittikçe kuvvetten düşersin. Şu bükülmüş belin, şu akılsız başın, gittikçe ağırlaşan şu yüklere takat getiremeyecek. Kaptan dahi eğer seni bu halde görse, ya divanedir diye seni tard edecek, ya haindir gemimizi ittiham ediyor, bizimle istihza ediyor, hapis edilsin diye emredecektir. Hem herkese maskara olursun. Bir de herkese maskara olursun. Çünkü ehli dikkat nazarında zaafı gösteren tekebbürün. Bir kibri yani, var ya, o kibri nereden geliyor? Aslında o kibir zayıflığı, senin zayıflığını gösteriyor. Mütevazi insanlar kuvvetlidir. Evet. İhtiyaç hissetmiyor, İhtiyaç kibirlenmeye. Zaafı gösteren tekebbürün ile, aczi gösteren gururun ile, gururlanmak ne göstergesiymiş? Aciziyetin göstergesi. Gururun, aczi gösteren gururun ile, riyayı ve zilleti gösteren tasannuğun ile kendini halka mudhike yaptın. Bunu da bir anlatsana Sait abi. Zilleti mudhike, gösteren tasannuğu. Tasannuğu yapmacık şeyler yani. Böyle fıtri değil, tabi değil. Yapmacık yani. Tasannuğu. Musanna yani yapma şey, fıtri bir sende samimi bir meleke, değil. Samimi yani. Değil. Sende bir meleke haline gelmemiş yani o. Onu birilerine göstermek için yapıyorsun onu. Söz yani birilerine olsa, göstermek. Yoksa ona gerek olmaz yani. Zilleti gösteren tasannuğun ile kendini halka mudhike, o da maskara. Gülüş, yani gülüş. Mudhike yaptın, herkes sana gülüyor denildikten sonra o biçarenin aklı başına geldi. Yükünü yere koydu, üstünde oturdu. Oh, Allah senden razı olsun, zahmetten, hapisten, maskaralıktan kurtuldum dedi. İşte ey tevekkülsüz insan, sen de bu adam gibi aklını başına al. Tevekkül et, ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisenin karşısında titremekten ve hotfuruşluktan ve maskaralıktan ve şekavet-i uhreviyeden ve tazyikat-ı dünyevi hapsinden kurtulasın. Şimdi burada işte o yani iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, bunu öyle gurguriye değil de yani tevhid, yani iman nasıl tevhidi yani. Madem iman etmişsin, tek bir Allah var, şerik merik yoktur dersin yani. O istikamet üzere olursun. Sonra madem ki onu kabul ettin, o tek Allah'tır, o faili muhtardır yani tek bu köyün muhtarı tabiri caizse o, öyleyse onun bu köyde koyduğu kanunlara riayet edeceksin. Teslimiyet o. Bunu böyle yapacaksın dediği zaman ona riayet etmeden, esbaba teşebbüs etmeden ben efendim şey yapıyorum diyemezsin yani. Tevekkül ettim diyemezsin. Teslimiyet ancak bunlara riayet ettikten sonra, sen sana düşeni yaptıktan sonra tevekkül tuallallah dersin. Bunu da yaptığın zaman da ne oluyor? Saadet-i darin. Saadet-i darin nedir? İki dünya saadeti. Yani hem bu dünyada mutlu bahtiyar hem de ahirette mutlu bahtiyar olursun bunları yaparsın. Bunlar öyle gurguriye söylemiş şeyler değil. Mücerreptir, denenmiştir bunlar yani. Hazreti Üstad diyor ki ben görmedim, yaşamadım, hiçbir şey yazmadım diyor. Bu da Kur'an bize vaat ediyor, hadisler bize vaat ediyor. Ahir zamanda gelmiş Risale-i Nurlar bize bunu izah ediyor, bizi ikna ediyor. Bu budur saadet-i daireyn. Madem ki biz dünya ahiret saadeti istiyoruz, öyleyse tevhid, teslim, tevekkül ve... Aslında evet. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nur'da tevhide dair yazdığı bu emsal birçok yer var malum. Yani yüzlerce, binlerce sayfa var. Tamamı 6000 sayfa Latincesinden baktığımız zaman.
Şimdi bütün buralarda aslında biz bir dini terbiye, dini bir ders mi alıyoruz? Yani dine ait bir şeyler mi öğreniyoruz? Hayır, bak ne dedi burada? Birkaç defa geçti. Saadet-i dâreyn. Yani dâreyn iki demek ya. Tabii iki diyelim dünya, iki dünya. Hem öbür dünya. Mutlu Dolayısıyla bakıyorum. Kim istemez bu dünyanın mutlu olmasını? Ama bu dünyanın da güzel ve saadetli geçmesi için formülü de verdi. Yani o tevekkülün... İmanın derecatına göre hadisatın tazikatından kurtulayım. Biz başımız ağrısa başlıyoruz ağlamaya, zırlamaya. Yani bir başımıza bir bela musibet geldiği zaman veyahut da mızmız bir arkadaşımız bize musallat olduğu zaman hemen başlıyoruz ağlamaya. Bu neyi gösteriyor? İmanımızın zayıflığını gösteriyor aslında yani. Kuvvetli olsa çünkü imanın derecatına göre ne şu diyor bu? Kuvvet yani onu böyle yaşarken nasıl biz bunu kendi hayatımıza tatbik edeceğiz? Şimdi başımıza sıkıntılar, musibetler geldi, çeşitli şeyler. Bu birisinden kötü bir söz duymak da olabilir. Ekonomik olarak darlığa düşmek de olabilir. Başka bir musibet veya hastalıkla muhatap olmak da olabilir. Bütün bunlar olabilir. Ama bize neyi öğretiyor burada? Biz önce iman sahibi olacağız. Ondan sonra iman zaten kadere imanı da beraberinde getirdiği için. Yani başıma ne gelse hayır da şer de ondan geliyor. Bak sağlam bir imanla. Ha ama bir de bunlar sadece iman sahibi böyle iman etmek değil. Demin hani anlattığın gibi, burada yazılan gibi. Esbaba da teşebbüs edip yani o sebepler ilahi kanunlar çalışmayı gerektirir. İşte suyu açacaksın, tohumu ektikten sonra çapalayacaksın, gübreleyeceksin, bakacaksın ışık geliyor mu, her şey tamam mı? Bunları da yaptıktan sonra oldu oldu. Olmadıysa işte tevekkül tam orada da her türlü musibetin karşısında. Ya Rabbi ben senin gösterdiğin her şeyi yaptım. Sana da bütün yedi kudretine bütün ağırlıklarını teslim ediyorum. Neticeyi halk etmek, öyleye halk etmek veya başka türlü halk etmek senin bileceğin iş. İşte bu esas dünya saadetini de bu kazandırıyor. Said abi bizim başımıza gelen her şey, her musibet, her bela veyahut da içinde bulunduğumuz toplumun bizim hoşumuza gitmeyen kimselerin davranışları, hakaret, şunlar bunların hepsi Cenab-ı Allah bize niye musallat ediyor? Ta ki bizim istat ve kabiliyetlerimiz gelişsin. Ona teslimiyetimizi, tevekkülümüzü gösterebilelim. Ona öyle bakmak evet. Lazım. Yani. Ya bu nereden başıma geldi falan filan demeye gerek yok yani. Şimdi ne diyor? İmanın kuvvetine göre hadisatın tazikatından kurtulabilir. Tevekkeltu alallah deyip der Sefine-i hayatta, hayat gemisinde evet. Kemal emniyetle hadisatın dağları var ya, dalgaları içinde seyran eder. Dalgalar ne kadar büyük olursa olsun onlardan daha büyük bir Allah var. Bir iman var. Teslim olmuşsun. Değerli izleyicilerimiz evet. Bu 23. Sözler isimli eserde biz yarısında bugün keseceğiz. Yani 3 noktayı okuduk. 4. noktayı inşallah haftaya okuyacağız. Orada da iman insanı insan eder. Belki insanı sultan eder. Kim istemez sultan olmak? Sultan olmanın nasıl bir sultan? Yani hem dünyanın hem ahiretin sultanı olmanın formülü var. Ve vazife-i asliyesini de anlatıyor. İnşallah onu önümüzdeki hafta okuyacağız. Said abi buyurun. Evet. Subhaneke la ilme lena illa ma'allamtene inneke entel alimul hakim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Ya Rab. Hidayet ilahinin imdadımıza yetiştiği, imanın kalbimizi nurlandırdığı, doldurduğu, nefsimizin firavuniyetinin kırıldığı ve helal dairesinde senin kitabını, dünyevi, uhrevi, kainatın bütün sebeplerini, efendim, senin kitabını dinleyebilecek bir istat ve kabiliyete sahip olmamızı bize nasip eyle ya Rabbi. İnşallah. Ya Rab, kendi aramızdaki muamelatımızda su gibi aziz, hava gibi latif, güneş gibi sımsıcak, toprak gibi mütehammil olmayı bizlere nasip-i müyesser et. Amin. Ya Rab, geçmişlerimize rahmet, hastalarımıza şifa, memleketimizde her türlü bela musibetlerden muhafaza eyle. Amin. Sovyet Rusya'da şu anda mahkemesi devam eden Risale-i Nur ve talebelerini de muhafaza eyle. Her türlü musibetlerde onlara yardımcı ol. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.